Tamam. O zaman ben bu arada bunun son üçünü beklerken şeyden bahsedeyim. Şimdi ne yapacağız? Son iki notebook'umuzda segmentation ve object detection testlerine bakacağız. Ama bunlar zor, challenging, büyük testler olduğu için burada bir model eğitip de biraz iyi bir şey beklemek hayalciydi açıkçası. İyi bir makinede eğitmediğim sürece ya da büyük bir dataset'le falan. O yüzden burada pre-trained model kullanacağız. Torch Vision üzerinden gideceğim burada. Hani PyTorch, Torch Vision. Torch Vision'da PyTorch'un bir eklentisi gibi bir şey diyelim yani. O da bir ayrı framework gibi ama yani o kadar büyük boyutlu değil yani. PyTorch'un desteklediği bir proje yani. Orada da Vision modelleri, datasetleri vesaire var. Onun üzerinden gideceğiz. Object Detection dediğimiz olay ne? Aslında bu sağda gördüğünüz şey. Yani resimlerdeki objeleri, aradığımız objeleri bir dikdörtgen kare içine alıp bunun içinde ne var bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani hem localization hem classification yapıyoruz. Birden fazla class olabilir, tek class olabilir. Ne aradığımıza göre, görevimize göre, işimize göre değişir. Bounding box deniyor bu aldığımız dikdörtgenlere, karelere. Bounding box önemli bir konsept. Bunun farklı yaklaşımları da oluyor böyle. Anchor'lar vesaire bir şeyler var. Kompleks bir problem, zor bir problem. Çünkü mesela işte burada baktığınız zaman yaklaştıramadım. Tam yaklaştıramıyormuşum neyse. Mesela şurada bir direk var gördüğünüz gibi. Bu direkte arkasında mesela diyelim bir insan var. Bu direk bu insanı kapatmış oluyor bu frame için. Bu insanı orada bulmak zor bir task. Ama bunu bulmak da aslında önemli olabiliyor şeylerde. Gerçek hayat uygulamalarında. Burada biraz daha olay değişmeye başlıyor. Biraz video object detection'a gidiyor. Önceki frame'lere, sonraki frame'lere falan filan. Böyle farklı şeyler var. Burada object detection alanına giriştiğinizde en yaygın göreceğiniz dataset COCO dataseti oluyor. Common Object, Common Context dataset. Microsoft'un geliştirdiği bir dataset. 330 binin üzerinde bir resim var. 200 binin üzerinde de labeled obje varmış bunların içinde. 80 tane obje, 91 tane de staff kategorisi var. 171 tane total kategori var yanlış bilmiyorsam. Baktığımız zaman zaten sitesinde de şöyle konuna bilgi verelim. Yani 1,5 milyon object instances varmış. 80 object, 91 staff. Per image 5 caption varmış. 250 bin people with 250 bin with key points falan. Hani büyük bir dataset yani. Bayağı da collaboratorları falan sponsorları da bayağı güçlü zaten. Hani baktığınız zaman güçlü isimler. Mesela burada datasete girip explore deyip burada böyle bakabiliyorsunuz. Mesela böyle bir seçiş yapalım. Mesela böyle bu filtreleri uyguladığında 22 tane buldu. Mesela böyle hani tamamen boş hali bu mesela resmin. Burada bunları nasıl labellamışlar onu gösteriyor. Yani şunları tay olarak labelliyor. İnsanlar, araç, insan falan hani böyle labellanmış resimler yani. Biraz daha bu böyle segmentation gibi ama aslında bunlar işte bu şeyler. İnsanların yani objelerin labellanması içindeki. Böyle büyük bir dataset, güzel bir dataset. Biz şimdi burada bu object detection testi. Segmentation'dan da bahsedeyim. Segmentation'da object detection'dan böyle biraz daha bir ileri adım gibi görülebilir. Ya ama öyle mi tam emin değilim açıkçası. Öyle görülebilir ama. Buradaki amaç resimdeki objelerin yerlerini de tespit edip, kendilerini de tespit edip piksel masklarıyla böyle maskelemek. Hani mesela buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Araba şöyle yapılmış. Şuradaki arabaların hepsi şurada şu şekilde yapılmış. Yol yani bunlar böyle background dersek bu şekilde olmuş. Ağaçlar da sarı renk falan almış. Hani burada tanımladığımız piksel masklarıyla farklı renklerle kare için almak ya da dikdörtgen için almak yerine şey yapmaya çalışıyoruz bu sefer. Nedir adı? Maskelemeye çalışıyoruz. Bu testler için Torch Vision'dan model kullanacağız. Torch Vision'da PyTorch'un bir partı. Yani PyTorch'un desteklediği bir ayrı bir kütüphane yani. Popular datasetler, architecture'lar, yani modeller ve image transformasyon veyahut da augmentation metotlarının falan tanımlı olduğu Vision için bir computer vision testleri için bir helper kütüphanesi diyebilirim yani. Bu da bitmiş mi? Bitmiş. Ne? Finish training'i almamış. Son epoktayız. Tamam. Şunları da şöyle çalıştıralım. O çalışsın. Yeni notebook'umuzu oluşturalım bunun için. İlk önce segmentation'dan gideceğim. Yani iki task'i de anlattım zaten. Şöyle bir segmentation diyelim.
Şimdi burada Torch Vision kullanacağız. Çok uzun bir kod olmayacak zaten. From Torch Vision import models diyeceğiz. FasterRCNN ResNet 101 backbone'lu bir FasterRCNN modeli alalım. Models, segmentation, FCN, ResNet 101, pre-trained true istiyoruz. Çünkü kendimiz train etmeyeceğiz. Ve bunu direkt eval modunda istiyoruz. Çünkü training yapmayacağız burada. Biz direkt bunu kullanarak model bu modeli direkt kullanacağız yani import edip. Ama yine bir ekranı biraz büyütebilirsiniz öbürünü. Tabii. Tamam. Şimdi buna dönelim. Training bitmiş. 1342'den başlamış. Loss 0889'da bitmiş. Burada böyle baktığımızda bu şekilde çalışmış gözüküyor. Ben anlamıyorum. Bunun ben çizdirmede mi hata var ya? Bu kadar kötü tahmin ediyor olamaz aslında. Çünkü 0889'a kadar düşmüş. Bunun çizdirmesinde hata olabilir mi? Çünkü hep aynı yeri çizdiriyor. Bu şimdi dikkatimi çekti. Yani bir tane de şuraya atmamış yani. Saçma olmuş çünkü. Buna ben dikkat etmemiştim bu arada. Şimdi dikkatimi çekti. Hep aynı yere prediction yapıyor. Yani bu imkansız. O zaman 0889 gelmez yani. Burada bir prediction'ları bastıralım. Mesela ilki 11.64, 6.77 idi. Gene aynı şekilde noktalar ama hizalanıyor. Yani boyutlandırmayla alakalı olabilir. Yani onu aşağıda 4 tane ağzı belirten nokta var. Yukarıda da 2 tane göz hizasındaki noktalar var. Yani sol üst köşede de olsa yine anladım. Yani şey olarak aslında böyle expand etsek tutar diyorsun. Yani, evet evet onun gibi aynen. Sanki dimensions sıkıştırılmış normaller dedilmiş gibi. Aynen, prediction'ların min max'ını alıp şeye imagine size'ına göre bir scale etmeyi dene çizdirirken muhtemelen yiyecek. Değil mi? Çünkü bu kadar hep aynı yere olamaz yani. Ben de aynı fikirdeyim. Tamam, bu benim dikkatimi çekmemişti bu arada. Aa, network kötü öğrendi deyip geçmiştim. Şimdi dikkatimi çekti düşününce. Bu prediction'ları minimax'ın ne olmuyor prediction'ların? Onu imaja göre şey yapabilirsin. Scale edebilirsin. Biz burada bir normalizasyon uyguladık mı ki dataset'a? Şimdi komik tarafı uygulamamışız da. Değil mi? Uygulamamışız. Bir şey yapalım. Buradaki label'ları da bir bastıralım. Bakalım label'lar ne geliyor, bunlar ne geliyor. Sayı değerlerinde nasıl bir tutarsızlık var. Şunu bir çalıştıralım bir daha. Bunu da bir daha bir çalıştıralım. Şimdi bu böyle geldi. 64'e 34 oluyor mesela. 13'e 7.55. Bunların oranı aynı mı? Bunu 5 ile çarpsak yaklaşık tutuyor. Değil mi? 65 küsurat. 5'ten biraz küçük. Bu da 5'ten biraz küçük ile çarpsak tutuyor. Ya sanırım... Tutuyor. Evet, biraz scale hatası var yani gerçekten de. Tamam. Şöyle yapalım. Ben bunu da bir inceleyeyim yine. Yani burada bence bir çizdirme hatası var. Çünkü bu kadar her seferinde buraya tutturup da şuraya gelip de şunlar gelmez yani. Burada sadece yani bir çizdirme hatası var. Bunun üzerine ben bir geçeceğim. Bunu yine Discord'da da güncellerim. Zaten bu notebookları paylaştığımda da bunları şey yaparım. Güncellemiş olurum yani buradaki hatayı. Şimdi buna vakit kaybetmeyelim çünkü saat zaten 4'e 10 geçiyor. Hani. Ama özetle yani bu şekilde bir network kuruyoruz PyTorch'ta. Hani şu şekilde. Burada da bu şekilde optimizer'ını, loss'unu, bu'sunu tanımlıyoruz. Ondan sonra da bu training step'ini bu şekilde yazıp hani epoch sayımıza göre başlatıyoruz ve train oluyor. Sonrasında burada bu şekilde test edecektik. Ama şimdi buradaki hatayı böyle fark etmemiz iyi oldu aslında. Burada bir hata var yani muhtemelen. Tamam. Bunun üzerinden geçeceğim. Dediğim gibi güncelleme paylaşırım yani. Şimdi biz bu segmentation'a dönelim. Burada ben bu modeli alıyorum. Tamam. Ben modeli zaten indirmiştim. O yüzden direkt aldım yani. Normalde bu indirme yapacak burada. Eğer daha önce hiç kullanmadıysanız. Yani o directory'de model yoksa. Şimdi çizdirmeler için gerekli importlarımızı yapalım. Yine biraz yaklaştırabilir miyiz ya ekranı? Evet. Tamam.
Import Torch. Import Torch Vision. Transforms ST. Import. NumPy as NP. Tamam. Bunları da yaptık. Şimdi bir şeyi oluşturalım. Segmentation map'imizi oluşturalım. Image. Number. Class 21. Label colors. Demiştim ya burada class başına renklerimizi belirliyoruz aslında diye. İşte bu mesela background. Bir saniye. Bu mesela background. Bu mesela neymiş birinci class? Aeroplane. Uçak mı oluyor? Uçak mı? Bu tane şöyle falandır. Yani burada size kalmış. Hani segmente etmek istediğiniz renk ne? Ona göre değişiyor açıkçası. Evet. 28 0. Şimdi bu bunu aslında bir yerden kopyalasam daha mantıklıydı. Böyle yapmak yerine. Burada aslında yani RGB channel'larını tanımlamış oluyoruz. Ay. Yordu böyle. Biraz taktiksel hata olmuş. Bunu kenara hazırlasam daha iyiydi. Ama o sırada dikkatimi çekmemişti. Şunları şöyle düzenlesek. Tamam ya böyle kastım. Neyse. Segmentation hepimizi belirledik ama tabii RGB şimdi kanallarımızı belirleyelim. 3 type MPU in 8. Bunlar bir resmin RGB tiplemesi için gerekli işte hani şeyler. Data tipi yani aslında NumPy U int olarak. Index image. Index label colors and zero. Şimdi bunu da şuradan alalım. Burada her class için RGB'lerimizi tanımlayıp bunları sonra bir direkt R, G ve bir 3 tane ayrı array'e yerleştirip hani stackledik. Böylelikle birini çağırdığımızda direkt onun uygun rengi gelmiş olacak yani. Segment ve path. Hangi resmi yapacağımıza bakalım. Image, open, path. Şimdi burada bir resim kullanıp sonuçta onun üzerine prediction yapacağız ve segmente edeceğiz yani. Bakalım bu hangi resimmiş. Onu bir çizdirelim yani. Prediction yapmadan önceki halini bir görelim. Şimdi transformları uygulayalım.
Bunlar şey işte hani Torch Vision'da tanımlı Image Transformation şeyleri. Nedir adı? Metotları. Mesela input'umuzun işte network'ün input'una uygun olması lazım. Bu yüzden resize diyoruz. Hani, center crop 224 T to tensor. To tensor yapmamız önemli. Normalize. Ve burada işte bu mean standard deviation normalization'ını yapmış oluyoruz. 0.481, 0.486, 0.406. Sadece ise 229, 224, 0.225. Tamam. Input'umuzu aldık. Şimdi input image'imizi, hani burada image'i açmıştık ya, peti vererek. Şimdi burada bu transforma uygulamış olduk. Input'u multi dimension olmasını istiyor. Tek resim istemiyor. Bu yüzden burada bir şekilde yani bir dimension daha eklemiş oluyoruz bu yolla. Onun için bu önemliydi. Hani network'e verebilmemiz adına. Şimdi output'a verelim bunu. Network'ümüzde input'u verdik. Out'unu aldık. Take the class prediction. Torch, argmax. Hangi class'ı tahmin ettiğini alıyoruz. Yukarıda neden RGB array'lerinin hepsini aynı değere eşitledik. Labels, label colors L0. Teşekkürler. Teşekkürler. Gözden kaçan bir hataymış. Tamam. Tamam. İlk bir hatadan kurtulmuş olduk. RGB, decode, segmap. Burada da yukarıda tanımladığımız renklere göre aldık. Şimdi bunu tekrardan bir çizdirelim. Ve görelim. Latin show var. Tamam. Şimdi bu bunu çağırarak biz resmimize gerekli transformları uygulayıp classification'ı bu network üzerinden yapıp hani şurada şurada bir network almıştık ya. Bu network üzerinden prediction'ımızı yapıp ona göre boyamaları da buradan aldığımız piksel map'imizden aldığımız piksel değerleriyle RGB channel'ları için yapıp sonucumuzu alacağız. Bunun için de segment diyorum. Bir saniye. Burada lokalde ne resim var? Şunu yapalım. Segment FCN network'ümüzü çağırmıştık. Şunu da şuradan alalım. Yok. Segmentation diye isim koymuşum direkt. Şunu alalım. Bunun için herhalde. Bu object detection için tamamen. Compose'un nesini yanlış yaptık? Jazz falan büyük mü? Evet. Bu typolar bizi öldürdü ya. Tamam. Resize'ın nesi? Büyük R'si büyük yine. Tamam. Hadi lütfen hata verme artık. What? Bir saniye. Çizdirme alamadık. Neden alamadık? Image yerine RGB'yi mi vereceğiz burada? Öyle olması lazım. Tamam. Şimdi oldu. Kusura bakmayın. Şimdi verdiğimiz input resim buydu. Bakın şey yaptı. Hani resize'ladı. Size'in küçüldüğünü görüyoruz. Center'ı da cropladı. Hani, bu da herhalde o network için gerekli bir pre-processing işlemiydi. Sonra buradaki bu center'da yaptığı işleme göre yani köpeğin şurası kalmış sadece. Onu buldu. Burada inek değil mi o? İnek mi? İnek. Değil mi? İnek. Onu bulup onu bir boyamış oldu. İnsanı ayrı bulmuş, boyamış oldu. Kalanın background, yani şu insan da şurasından falan çıkmış yani center crop'a göre. Onu da burada bulmuş oldu. Kalan kısmı da background olarak nitelendirip hani siyah olarak boyadı. Zaten background ilk klasımızda onu 0.0.0 vererek biz mesela siyah yapmıştık zaten. Bu segmentation örneği.
Torch Vision'ı kullanarak mesela dediğim gibi bir pre-trained modeli alıp direkt kullanabiliyorsunuz. Bu gayet yani bizim az önce tanımladığımız, bugün içinde tanımladığımız networklere göre bayağı büyük bir network yani. Şimdi Object Detection'da da böyle bir uygulama yapacağız. Ondan sonra ben Object Detection'da bu büyük network'ün source kodunun içine gireceğim. Bir onun üzerinden de geçeceğiz hani kısaca. Orada görürüz. O yüzden şimdi bu network'ün içine girmeyeceğim. Segmentation da bu şekilde. Şimdi Object Detection'a geçelim.